İyi günler. 7. Sanat programı başlıyor. Bugünkü konumuz toplumsal bellek ve belgesel sinema. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Zuhal Akmeşe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Zuhal Hoca ile birlikte toplumsal bellek ve belgesel sinemanın ilişkisini konuşacağız. Kuşkusuz 20. yüzyıl, 19. yüzyılın en önemli icatlarından biri sinema. Sinema tarihi denilince ilk akla gelen belgesel sinema tarihidir. Çünkü sinema tarihi belgesel sinema ile başlar. Peki nedir belgesel sinema? Aslında sorduğun soru çok basit ama bir o kadar da derin bir soru. Belgesel sinema hayatın kendisi. Belgesel sinema ile ilgili öncelikle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Belgesel ve belgesel sinemayı ayırmak adına, çünkü bu toplumda genelde karşılaştığımız bir yanlış. Belgesel dediğimiz zaman dokümandan geliyor, dokümentaridan geliyor. Orada bir belge, bir tarihi bir kalıntı, bizim için bir belge niteliği taşıyan her şey belgeselin içine girer. Ama belgesel sinema veya belgesel film dediğimiz zaman kaynağını gerçekten alan, estetik kaygılarla yönetmenin bakış açısıyla yeniden şekillenen sanat eseri olarak değerlendirebiliriz. Belgesel sinema konusu olarak ne olabilir diye düşündüğümüzde etrafımızdaki her şey, şu anda seninle konuşmamız mesela bir sözlü tarih çalışması oluyor aynı zamanda. Çünkü toplumsal olaylardan bahsedeceğiz, işte yapılan örnekleri ele alacağız. Dışarıda geçerken sokakta oynayan bir çocuğun topuyla ilişkisi bile belgesel sinemanın konusu olabilir. Her şey, hayatımızın içindeki her şey belgesel sinemanın konusu olabilir. Ama bizim bunu belgesel sinema içerisine alabilmemiz için buna dair bir mesajımız, bir kaygımız ve söyleyecek sözümüzün olması gerekiyor. Her şey konuyu kapsayacakken aslında hiçbir şey de olmayabilir. Önemli olan o konuya dair söyleyecek bir sözümüzün, bir derdimizin olması. Eğer biz derdimizi estetik kaygılarla gerçekten alarak filme dökebiliyorsak o zaman belgesel sinema yapmış oluyoruz. Yani belgesel sinema kaynağını gerçek yaşamdan alır. Kesinlikle. Ve yönetmen filmine kendi yorumunu katar. Ve estetik kaygılarla çekmesi gerekir. Değil mi? Kesinlikle. Biz belgesel filmle olayları, kişileri farklı bir gözle, farklı bir bakış açısıyla inceleriz aslında. Peki toplumsal bellek nedir? Bahsedebilir misiniz? Toplumsal bellek aslında bir grubun, bir topluluğun ya da ulusun ortak değerleri, anıları, ürettikleri. Bu üretimlerin hepsi toplumsal belleği oluşturuyor. Hı hı. Şüphesiz toplumsal bellek ve belgesel sinema arasında çok ciddi bir ilişki var. Çünkü toplumsal bellek hem unutmanın hem hatırlamanın aracı. Susan Sontag'ın bir sözü vardı. Görüntülerin belirli bir süre sonra aslında gerçekliğin yerini aldığı ve bellekte o konularla ilgili bir anımsama olduğunda o görüntülerin gerçeğin yerine geçtiğine vurgu yapıyordu. Bu aslında evet, çok önemli. Belgesel sinemanın bu anlamda toplumsal bellekle ilişkisi içerisinde belgesel sinemanın bir araç olarak kullanılması bağlamında aslında bize belgesel sinemanın nasıl etkili bir araç olarak kullanılabileceğinin göstergesi bu veriler. İktidar ya da gücü elinde bulunduran kişiler o konuyla, olayla ilgili ne hatırlamamızı ve nasıl düşünmemizi istiyorlarsa o görüntüler üzerinden aslında bize gerçeği yeniden inşa süreciyle sunabiliyorlar. Bu anlamda belgesel sinema ve toplumsal bellek birbiriyle iç içe ve ikisi de birbiri açısından vazgeçilmez iki unsur. Yani bellek çalışmalarıyla geçmiş yeniden hatırlatılır ya da unutturulur ve tarih şimdinin gereksinimlerine göre yeniden kurulabilir. Kesinlikle öyle, çünkü baktığımız zaman mesela savaşlar, travmatik olaylar, toplum tarafından ya da iktidar tarafından istenmeyen durumlar o şekilde hatırlanmak istenmediği için yeniden kurgulanır. O gerçek kaynağını gerçekten alır ama bizim düşüncemiz şekillenir, çerçevelenir aslında. Belgeselin zaten iki tane önemli işlevi var. Bunlardan bir tanesi şimdiyi kayıt altına alarak depolamak, arşivlemek. İkincisi ise geçmişe dair konuları ele alarak bu konuları sorgulamak, eleştirmek ve onlar üzerinden yeniden yorumda bulunarak yeni bir şekillendirmeyle o olayı gündeme taşımak. Bu anlamda zaten yine toplumsal bellekle kesişiyor.
Yani evet. ikisi birbiriyle iç içe ve olmazsa olmaz. Toplumsal bellek bu anlamda belgesel sinema açısından çok önemli. Kimlikler olsun, ötekiler olsun, politik anlamda olsun. Yani her noktada aslında nostaljiyi yarattığımızda bile yine toplumsal bellekten esinleniyoruz, etkileniyoruz, kaynağımızı oradan alıyoruz. Gerçeklik yeniden şekilleniyor. Bu anlamda düşünürsek ikisi birbiriyle evet, bayağı sıkı bir ilişki içerisinde. Zaten bununla ilgili bizim bir arkadaşımız vardı. Kitabı da çıktı toplumsal bellek ve belgesel sinema üzerine. Bayağı bir detaylı bir şekilde ele alındı orada bu konular. İlgilenen arkadaşlar oradan da yararlanabilir. Evet, Asuman Susam'ın kitabı. Evet. Peki şunu biraz daha açmak istiyoruz. Toplumsal bellekle belgesel sinemanın ilişkisi konusunda. Biraz daha... Bunu örnekler üzerinden aslında rahatlıkla açıklayabiliriz. Tabii. Hani son dönem örneklere bakalım. Daha çok kültürel anlamda ve mekan anlamında ön plana çıkan belgesellere bakalım. Mesela Kültür Üniversitesi'nden bir hocamız var. Ahmet Bikiç hocamız. Aynı zamanda belgesel yönetmeni. Çok güzel belgeselleri var. Bunlardan bir tanesi dövmelerle ilgili bir belgesel. Yakın zamanda çekildi ve bir sürü de ödül aldı bu belgesel. Urfa'da çekildi. Urfa'da mesela ve Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde aslında beden yazıtları olarak değerlendirilen dövmeler var. O dövmeler belirli semboller. O semboller işte aşiretin sembolü olabiliyor. O kültüre ait belirli değerleri yansıtabiliyor. Mesela bunlarla ilgili çok güzel bir belgesel çekti. Kanda falan da sanırım yanlış hatırlamıyorsam gösterim aldı. O mesela kültürel değerler açısından toplumsal belleğin çok güzel örneklerinden bir tanesi. Onun dışında mesela benim 2010 yılında çektiğim bir belgesel vardı. Son Kale diye. İzmir Kadife Kale'de çekmiştik. 4 yıllık bir çalışmanın ürünüydü. Mesela şu anda Kadife Kale diye bir semt yok artık İzmir'de. Yok oldu. Dönüşüme uğradı, kentsel dönüşüme uğradı. O mesela mekan açısından çok ciddi bir örnek. Biz eskiden var olan ama şu anda olmayan, hiç kimsenin anımsayamayacağı bir mekanı kayıt altına alarak toplumsal bellek anlamında tarihe bir iz bırakmış olduk onunla. Kesinlikle. Bellek mekanları çok önemli. Bellek Kesinlikle. Mekanlarına da değinelim. Bellek mekanları unutmamamızı sağlıyor. Bunlar anıt, mezar, heykel, meydanlar. Yani ölümsüzleştiriyor belki de. Aslında o an, o tarihin o döneminde yaşanılan değerleri, kültürü, yaşam tarzını günümüze taşıması açısından önemli. Onlar bizim için birer işaret. O tarihe geçmişe dönüş yolculuk yaptığımızda ya da geçmişle ilgili bir çalışma yaptığımızda onlar bize referans noktaları oluşturuyor. O bağlamda tabii ki değerli. Belgesel film toplumda bir merak uyandırır. Toplumun kendini gözden geçirmesini sağlar. Eleştirel bir gözle bakmamızı sağlar. Ayrıca bu belgesel filmlerle yaşanılanlar daha canlı, diri tutulması sağlanır yaşanılanların. Evet, Zuhal Hocam, sizin bir kitap, bir belgeseliniz vardı. Sizin bir belgeseliniz vardı. Evet. Her Yer Hiç Kimse. Bu belgesel hakkında da bize söylemek istedikleriniz var mı? Her Yer Hiç Kimse ile ilgili konuşmadan önce senin söylediklerin üzerine biraz açıklama yapmak istiyorum. Tabii ki. Hani belgesel sinema gerçekten önemli. Hayata bakışımızı değiştiriyor, eleştirel bakmamızı sağlıyor. Ama her zaman bu böyle mi acaba? Onu düşünmek gerekiyor. Belgesel sinema aslında çok güçlü bir araç. Onu kimin kullandığı ve ne amaçla kullandığı çok önemli. Kesinlikle. O noktada mesela dikkatli olmak gerekiyor. Aslında belgesel sinema bir mücadele alanı. Eğer bazı noktalarda hiç görünmeyen, ötekileştirilen kişiler, kurumlar, topluluklar kendi söylemini oluşturarak varlığını ifade edebiliyorken bir yandan da baktığımızda iktidar diyoruz. Bu iktidarı şey olarak algılamayalım. Hani genel anlamda iktidar kavramından bahsediyorum ya da gücü elinde bulunduran kişiler desek aslında daha doğru olur belirli bir toplumda veya toplulukta. Bunlar düşünceyi yönlendirme, manipüle etme aracı olarak da çok rahat kullanılabilecek bir şey. O yüzden aslında çok önemli olduğu kadar tehlikeli de. Nereden baktığımıza bağlı. Mesela tarihsel süreç içerisinde geri dönüş yaptığımızda, örneklere baktığımızda
Dünya Savaşı, Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nda yine propaganda aracı olarak kullanılıyor. Hı hı. Onun dışında ülkeler bazı noktalarda kendi haklılıklarını göstermek için yine propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Ama alternatif oluşumlara baktığımızda da yine dışlanan, ötekileştirilen toplumlar kendi gerçekliklerini dünyaya iletme, kendilerini ifade etme aracı olarak da kullanıyorlar. Bu anlamda belgeselin öneminin farkında olacağız. Ama her söylediği şeyin ya da her anlattığı şeyin de koşulsuz bir şekilde gerçek olduğunu kaptırmayacağız kendimizi. Sorgulayıcı, eleştirel bir dil, bir bakışla yaklaşmamız gerekiyor belgesele. Bu anlamda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Bir de son dönemlerde herkes zaten artık belgesel sinemacı vasfını taşıdığını iddia ediyor ama aslında öyle değil. Belgesel sinemacının bir derdi olmalı. Söyleyeceği bir sözü olmalı. Bunu ifade etmek için belgesel sinemayı kullanmalı. O zaman bir belgesel sinemacı vasfıyla nitelendirilebilir. Bu benim kendim bildim bileni yani. Kimse bana bunu silah soruyla yaptırmıyor. Kimse bunu bana silah soruyla giydirmiyor. İçimden gelen bir şey yani. Her Yer Hiç Kimse 2010 yılında trans bir bireyle çektiğimiz bir belgeseldi. Çok farklı bir konusu vardı. Manisa'nın Kayışlar Köyü'nde tek başına yaşayan, türban takan bir trans bireyle çektik belgeseli. O belgesel bayağı aslında bir şey yarattı benim açımdan da, neden bu konuya eğildiniz vesaire, işte sizin de böyle bir yöneliminiz, eğiliminiz mi var, yani bu konu neden ilginizi çekiyor gibi. Ama o benim için çok farklı bir deneyim oldu aslında. Çünkü homofobik bir insan değilim ama trans bireyleri ve farklı cinsel yönelimi olan bireyleri anlamak adına çok çok farklı bir deneyim oldu. Ve o anlamda da aslında yine biz toplumsal bellek için bir çizik daha atmış olduk. Öyle diyebilirim. Peki, yönetmenler filmlerini birebir, bireysel olarak çektikleri gibi kurumsal olarak da çekebiliyorlar. Bu konu hakkında söylemek istedikleriniz var mı? Kurumsal olarak dediğimiz zaman aslında en başa dönüyoruz yine. Hani belgesel sinemanın ne kadar güçlü bir kitle iletişim aracı olduğunu, işte propaganda, algı yönetimi, çerçevenin oluşturulması bağlamında nasıl güçlü bir şekilde kullanılabildiğini hani kısaca vurgulamaya çalışmıştık. O bağlamda sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütlerinden tutun da devletin belirli kademelerine kadar farklı kurum ve kuruluşlar kendi düşüncelerini ya da bizim düşünmek konuyla ilgili bize oluşturmak istedikleri çerçeveyi yine bu şekilde sundukları için belgeseli etkili bir araç olarak kullanıyorlar. Bu şekilde toparlayabiliriz aslında. Son olarak söylemek istedikleriniz bunlardı. Son olarak şunu söyleyebilirim. Çok geniş kapsamlı bir konu, çok önemli bir konu belgesel sinema. Biz bunu hem çok kısa bir zaman dilimine sığdırmaya çalıştık. Sadece yüzeysel olarak aslında belgeselin tanımı ve toplumsal bellekle ilişkisine ucundan dokunmaya çalıştık. Hani bu konu çünkü derya deniz bir konu. 2-3 soruyla aşılacak, çözülecek bir konu değil ama en azından bir perspektif oluşturduysak ne mutlu bize. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Action.